Şimdi üniversiteyi bitiren gençlerimizin büyük bir kısmı iş bulamıyor. Ama borç taksidini ödeyeceksin diyorlar. İktidar eğer birazcık gayret gösterse bu borçların tamamının karşılanmasını sağlayabilir. Sayın Cumhurbaşkanı da maalesef çok açıkça çıktı. Seçimler zamanında yapılacak ve ben adayım dedi. Yani kusura bakmasın, seçimler tam zamanında yapılırsa Sayın Cumhurbaşkanı aday olamaz. Anayasa Mahkemesi müdahale eder. Çünkü çok açık ve net, bir kişi iki dönemden fazla aday olamaz. Ha, olabilir mi? Olabilir. Bir şartla, meclis karar verirse ve meclis seçimi öne alırsa. Net olarak hukuken seçim tarihi belirlendikten sonra altılı masa veya muhalefet olarak bizler bir araya gelip bir cumhurbaşkanı adayını açıklarız. Ama henüz seçim tarihi kesinleşmeden böyle bir adayın şimdiden açıklanması ihtiyacını da duymuyoruz, gereği de yok. Ve bu millet artık geçmişte düştüğü hataya bir daha düşmeyecek. Ben bilirim, ben çözerim diyen bugünkü cumhurbaşkanı bir daha Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilemez olağan şartlarda. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı önlenmeden Türkiye'de yaşayan insanlarımızın hayat şartlarının düzelmesi mümkün değil, güven gelmesi mümkün değil. 6 ay sonra düzelecek. 6 ay geçiyor, bir 6 ay sonra gene düzelecek vaadini tekrar ediyorlar. Millet de artık buna karnı doydu diye düşünüyorum. Çünkü ekonomik değerler nereye baksak artık iç açıcı değil. Kesinlikle böyle bir adım attığı takdirde adaylığı iptal edilir. Hiç ben Anayasa Mahkemesi'nin de Yüksek Seçim Kurulu'nda buna rıza göstermesi mümkün değil. Açık bir hüküm çünkü.